tasarıya karşı defalarca itiraz etmemize rağmen, uyarmamıza rağmen bu acelenin nedenini anlamak mümkün değil. Ankara'da Ekim ayı boyunca her türlü eylem yasağı kararının gerekçesini de böylece anlamış oluyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken bu zor zamanlarda bu ayrıştırıcı tasarı vahim bir olaydır. Söz konusu tasarının kabulüyle anayasa suçu işlenmektedir. Cumhuriyet bir hukuk devrimine dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunun harcında hukuk vardır ve kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları cumhuriyetle teminat altına alınmıştır. Bu durumda biz cumhuriyet kadınları hukuku savunarak, anayasayı savunarak, devrim yasalarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü savunarak yollarına devam edecektir. Ülkemize getirilmek istenen İslam devleti olma dayatmasına karşı kadın yurttaş kimliğimiz ile mücadelemizi asla iş olarak önümüze koyacağız. Yani tabii Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin ve de Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın yaptığı açıklamaya destek için buradayız. Türkiye'nin gündeminin bunlarla meşgul edilmemesi gerekiyor. Türkiye'nin gündemine gelmemesi gereken konular zaten halkımızın resmi nikahın dışında belediyeye kıydırdığı, nüfus müdürüne kıydırdığı resmi nikahın dışında imam nikahını veya müftülerden nikah kıydırıyor şu anda. Bunun resmileşmiş kısmının müftülere kaydırılmasına ben de karşıyım. Bu açıklamalara destek veriyorum.